Selam arkadaşlar. Orta tabanla alakalı bir testimiz var. Birazcık soru çözmemiz gerekiyor. Evvela orta taban neydi? Bir hatırlayalım. Şuradan logoyu silelim. Birazcık kendi çalışma alanı oluşturalım. Biz orta tabanı derste şöyle anlatıyorduk. Bir üçgenin üç kenarı var. Birini taban kabul ediyorsak diğer ikisi bizim kenarlarımız. Kenarların orta noktalarını birleştirirsek bu bizim orta tabanımız. Ve orta taban ne olursa olsun taban bunun iki katı olmak zorunda. Tekrar ediyorum. Orta taban ne olursa olsun taban bunun iki katı olmak zorunda. Yani küçük üçgenin kenarı neyse büyük üçgen bunun iki katı. Bakın birinci soruya ABC bir üçgen demiş, x'in değerini soruyor. Küçük üçgen ne olursa olsun büyük üçgen bunun iki katı. Mesela buraya A diyelim, buraya da A diyelim. Küçük üçgenin kenarı A iken büyük üçgenin kenarı 2A. O zaman küçük üçgen ne olursa olsun büyük üçgen bunun iki katı. Demek ki burası x ise burası 2x olmalı. Çözünce x'in değeri buradan kaç geldi? 7. Mantığını anladığımızı düşünüyorum. Bir sürü paralelliğin oldu. Bir iç bir dış. Bak şimdi. Şu ters üçgene bak. Ters üçgenin bir kenarı ortadan ikiye ayrılmış ve paralellik verilmiş. Demek ki bu 3 ise burası 6 olmalı orta tabandan. Çünkü buralar kendi içinde eşit. Bir de en büyük üçgene bak. En büyük üçgende bize şu kırmızı doğruları, şu kalın kırmızı doğruları paralel vermiş. Sağ taraf kendi içinde iki eş parça ayrılıyorsa demek ki sol taraf da kendi içinde eş ayrılıyordur. 6 ise burası da ne olmak zorunda? 12. ABC ve EDF birer üçgen demiş bize. AEEC'ye eşit gördüm. BDDC eşit gördüm. Hemen bu ikisinin anlamı, yani bu ikisi bir araya geliyor, orta taban oluşturuyor. Ben buraya K dersem burası benim 2K olması gerekiyor ve paralellikten ötürü burası 48. Diyor ki AB 2K dersen EF'ye K demelisin. İkizkenar üçgen. İki kenar eşit. Burası 48 ise burası da ne olmak zorunda? 48 olmak zorunda. Bir diğer soru. Bir üçgenin bir kenarın orta noktası ile karşı kenarın orta noktası birleşiyorsa paralellik vardır. Orta taban vardır. Evet. DF'ye K diyelim. BC 2K. Burası 2K ise o zaman burası K olmak zorunda. İkizkenar çıktı. Demek ki burası da 62. 2 tane 62 ne yapar? 124 yapar. 180'den çıkaralım. 56 olur burası. 56 ise Z'den burası da ne olacaktır? 56 olacaktır. Bir diğer soru. Bizden x'i istiyor. X'in içinde olduğu bir orta taban üçgeni oluşturalım. Diğerlerini boşuna vermez. Oluşturdum. X'in içinde olduğu bir orta taban. Oluşturdum. Ve derinin olduğu diğer orta tabanı oluşturuyorum. Mavi üçgen. Bir kenarın orta noktası karşı kenarın orta noktası ile birleşir. Yani 3 ise burası da 3 olmalı. 2 ise burası ne olmak zorunda? 4. Tekrardan kırmızıya dönüyorum. Orta taban çünkü kırmızı üçgende. Kenarın orta noktası karşı kenarın orta noktası ile birleşmeli. Kırmızı çubuklar eşit olmalı. Demek ki burası da 3. Şu artık üstünü kırmızıyla kapattım. Çubuk 4 ise şu üstünü kapattığım diğer kırmızı çubuğun 8 olması gerekiyor. 8 olması için 6. X'in değeri 6, Y'nin değeri 6. Topla gel 12. Benim favori sorularımdan biri. Bir üçgenin bir kenarı taban ise diğer iki kenar sayı ve eşitliklerle oluşur. O zaman kenarın orta noktası varsa karşı kenarın da orta noktası olmak zorunda. 12 ise burası 6 olmak zorunda. 80 ise z kuralından burası da 80. Yöndeşten bu da 80. 2 iç bir dış 80 ise o zaman şurası 40. Demek ki 6 ise şurası da 6. İkizkenar üçgenden. Noktadan aşağıya 9 birimse noktadan yukarıya da 9.
Hatta bunu birazcık daha yakınlaştırıp çözmekte fayda var. Güzel bir soru tipi. Tekrar ediyorum. Bir kenar ortadan ikiye ayrılıyorsa karşı kenar da ortadan ikiye ayrılır. Bu kırmızı çizgi orta tabandır. Tabanın yarısı olmak zorunda. Yani 6. Z kuralından bu 80 ise şurası da 80'dir. Yöndeşten burası da 80'dir. Demek ki burası 100. O zaman buraya kaldı 40. İki açı eşitse ki boşuna verilmez. Şu kırmızı parçanın da 6 olduğunu görmekte fayda var. Daha sonra şurası madem orta noktaydı, buradan aşağıya 9 birimse o zaman buradan yukarıya da 9 birim. Topla gel. X'in değeri buradan ne olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Bir diğer soru. Yine orta taban. Şimdi bir tane taban seçeceğim kendime. Ben burayı seçiyorum. Hocam diğerini seçsek olur mu? Diğer sayıların olduğu yeri. Tabii ki de seçsen olur. Kenarın orta noktası. O zaman bu benim kenarımın orta noktası. Karşı kenarın da orta noktasını bulurum. Karşı kenar totalde 20. O zaman burası 10 ise burası da 5. 6 ise burası ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. En geniş tanım aralığı. Bu bir kural. Açı kenar bağıntıları dersinde karşınıza çıkacak. Bir üçgenin iki kenarı 5 ve 3 ya. Bir kenarı bilinmiyor. Bilinmeyeni ortaya alacaksınız. Diğer iki kenarın farkı alt sınır, toplamları üst sınır yazılacak. Yani 2 ile 8 arasında en geniş. Bu aralıklardaki mesela 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur. Bunlar yazıldığı zaman üçgen olma şartı bozulmuyor. Öbür türlü üçgen olma şartı bozuluyor. Bir tane daha yapalım. Bir kenar ortadan ikiye ayrılmış. Bu sefer burayı taban seçelim. Eğer bu tabansa o zaman bu kenardır. O zaman kenarın ortasını buldum ve bu noktayla birleştirdim. 5'e 5 yazdım. Bu mor doğru tabanın yarısıdır. Demek ki burası 8. Yine az öncekinin aynısı. Bilinmeyeni ortaya alın. Geriye kalan iki kenarın farkı. Çünkü üçgenin bir kenarı 5, bir kenarı 8. Farkı 3, toplamları 13 olan bir durum. Kaç tane sayı vardır bu arada? Pratikten şöyle hesaplarız. Son eksi baş eksi 1'den 9 tane değer vardır. Bunları o dersin konusu gelince anlatacağız detaylı. Yine aynı mantıkla bir üçgenin bir kenarı, bu sefer burayı taban seçtim. O zaman burası ne olmak zorunda? 8 ile 8. O zaman burası ne olmak zorunda? 6. BAC açısı burası 90'dan küçükse o zaman burası 90'dan büyük. Çünkü Z kuralından bu mor açı 90'dan küçükse bu mor açı da 90'dan küçük. O halde kırmızı açı da 90'dan büyük. Eğer 90 olsaydı 6, 8, 10 olurdu. Ama 90'dan büyük olduğuna göre 10'dan büyük değerler olmalı. Yani x küçüktür. Pardon. 10 küçüktür x. Bir de üçgen eşitsizliğimiz var. Farkları 2, toplamları 14. Çünkü bu üçgeni alıyorum. Şu kenarı henüz bilmiyorum. Çözelim bunu. 10 ile 14 arasında değerler alır. Neler alır? 11 alır, 12 alır, 13 alır. 3 tane değer var. Bir diğer soru. Bu sefer kendime burayı taban seçmek istiyorum. Bakalım çıkacak mı? O zaman bu kenarsa karşı kenarın tam ortasını bulacağız. 5'e 5. Şimdi tabanla orta taban birbirine paralelse burası 90. Taban 8 ise burası 4. Demek ki burasının kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. İkizkenarı görünce genelde dikme indirmek geliyor içimizden. Biz de indirdik. FB'ye K diyelim. Ve şuraya da A diyelim ve A diyelim. EF'ye de 2A diyelim. 2A artı 2K CB'yi veriyormuş. CB 2A artı 2K ise burası da K olmalı. Bakın orta nokta çıktı aslında. Burası A artı K. Burası A artı K. Demek ki 6 ise burası ne olmak zorunda? 3. D noktasının CB'ye olan uzaklık ne demekti? Dikme demekti. Kaç bulduk o dikmeyi? 3 bulduk.